Herkese merhabalar. Bugün bana göre fotoğrafçılığın en keyifli türü olan still life fotoğrafçılık hakkında konuşacağız. Neden keyiflidir still life fotoğrafçılık? Çünkü her şey sizin hayal gücünüze sınırlıdır. Her şey sizin kontrolünüz altındadır. Yani still life fotoğraflar fotoğrafçıyı en özgür kılan fotoğrafçılık türüdür aslında. Still life ya da diğer adıyla natürmort fotoğrafçılıkta cansız objelerle çalışılır. Cansız nesneler sizin konularınız olur. Mesela evde bulacağınız süs eşyaları, şık tabaklar, bardaklar, sebzeler, meyveler, yani aklınıza gelebilecek her şeyi konu olarak seçebilirsiniz. Anı yakalama telaşınız olmadığı için de zamanı, ışığı ve her şeyi kendiniz kontrol edersiniz. Bunun için de tamamen özgürsünüzdür. Bunun için evinizin bir köşesinde özellikle de hafta sonları keyifli vakit geçirmek için siz de still life fotoğrafçılığa başlayabilirsiniz. İnanın vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Ben de o evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde bir dizi still life çalışması yaptım. Özellikle evde bulduğum vintage dediğimiz o eşyalarla çok güzel still life fotoğraflar çektim. Siz de hemen bu fotoğrafçılık türüne başlayabilirsiniz. Özellikle still life fotoğrafçılığı size tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü fotoğraf ve video çalışmalarınızın tümüne de aslında katkı sağlayacak çalışmalardır bunlar. Fotoğrafçının bakış açısını, aydınlatmayı nasıl yapacağına kadar her şeyi aslında öğrenebileceği çok güzel çalışmalar. Bu yönleriyle harika olan still fotoğrafçılık günümüzde de reklam fotoğrafçılığın gözdesi olmuş durumda. Özellikle sosyal medyada takip ettiğimiz o ürün fotoğraflarının en güzelleri, en beğenilenlerinin still life şeklinde çekilenler olduğunu görüyoruz. Yine video çalışmalarında da aynı kurguları görmeye başladık. Yani ürün fotoğrafçılığı ve yemek fotoğrafçılığında siz still life fotoğrafçılık kompozisyonlarını kurgularsanız fark yaratmanıza mutlaka sebebiyet verecektir. O zaman şimdi örnek bir still life fotoğrafı nasıl kurgulanır, aydınlatma nasıl yapılır, nasıl bir kompozisyon kurulur hep beraber görelim. Evet, still life fotoğrafçılıkta teknikten çok kompozisyon ön plandadır. Yani kullanacağınız makine lensten ve makine ayarlarından önce kuracağınız kompozisyon çok önemlidir. Bunun için ilk önce siz yapmak istediğiniz kompozisyonu kafanızda tasarlayın. Kompozisyon kurmaya başlarken ilk zamanlarda yapılan yanlış genelde şudur. Çok fazla objeyi biz kadraja sığdırmaya çalışırız. Aslında bu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü fotoğrafa olan ilgiyi azaltır. Bunun için aslında siz sade ama etkili bir kompozisyon kurmayı öğrenmelisiniz. Mesela bazı objeleri sadece tamamlayıcı olarak köşesinden kadraja dahil edin. Arka plandaki renklerin ve desenlerin de çok kafa karıştırıcı olmamasına mutlaka dikkat edin. Ben şimdi örnek olarak size göstereceğim çalışmamda şekillerini beğendiğim şu şişelerle çalışmaya karar verdim. Ardından şöyle bir kompozisyon tasarladım. Alt zemine bir kum tabakası istiyorum. Onun için kum serdim. Dışarıdan bulduğum bir kaya parçasını da onun üzerine yerleştirdim. Ardından da şişelerimi istediğim şekilde kompozisyonuma göre kurguladım. Ardından nasıl renkler istediğime karar verdim. Ben burada arkada bir plexi background kullanıyorum. Arkadan aydınlatacağım çünkü. Suyun rengini anımsatan maviyi ve güneşin rengini anımsatan sarıyı ben burada beraberce kullanmak istiyorum. Bunun için de bana lazım olan RGB özellikli LED paneller olacaktır. Neewer'ın iki tane RGB LED panelini kullandım. Dediğim gibi bir tanesini plexinin arkasından mavi rengi ayarlayarak yerleştirdim. Diğerini de objelerime sarı ışığın rengini sarı seçerek objelerime yönelttim. Ama ışığımı böyle direkt olarak vermek istemedim. Yani sanki doğadaki gibi dalların arasından sızıyormuş gibi bir ışık kompozisyonu oluşturmak istedim. Bunun için de sert mukavvadan keserek bir gobo yaptım. Yani gobo dediğim şey ışığın önüne yerleştirdiğimiz bir aslında ışık kesicidir. Siz de bu sert mukavvaları falçata yardımıyla şekilli olarak keserek kendinize bir gobo tasarlayabilirsiniz. Kompozisyonunuzu oluştururken daha önceki videolarımızda anlattığımız kompozisyon öğelerini de mutlaka kullanmaya çalışın. Özellikle perspektif öğesini kullanın. Bunu nasıl yapıyorduk? Kameramızı yukarıdan ya da aşağıdan kullanarak bir perspektif yaratıyorduk. Bunu mutlaka kullanın. Aynı zamanda objeleri dizerken de simetriye dikkat edin. Bu simetriyi oluştururken de üçgen ya
da S harfi şeklini kullanmanız her zaman etkiyi arttıracaktır. Tabii yine ilgi merkezini de unutmayın. İlgi merkezimizi uygun yere yerleştirmek still life fotoğrafçılığının en önemli aslında ipucudur. Özellikle reklam fotoğrafçılığı yapıyorsanız still life tarzında burada ilgi odağınızı tam ortaya yerleştirmek aslında doğru bir hareket olmayacaktır. Bunun yerine fotoğrafınıza hareket ve ritim katmak için altın orandaki bildiğiniz o ilgi odağı merkezleri vardı ya daha önce videolarda anlattığımız. İşte oralara ilgi merkezinizi yerleştirmek en doğru hareket olacaktır. Evet, aslında örnek çalışmamızda gördüğünüz gibi her şey sizin hayal gücünüzde ilerliyor. Siz bu çalışmalarınızda eğer varsa açık diyaframlı lenslerle alan derinliği sağlayabilirsiniz. Makro lensiniz varsa küçük objelerle bir still life kompozisyonu kurabilirsiniz. Hatta cep telefonunuzda da daha güzel fotoğraflar da çekmeniz mümkün olabilir. Işık olarak paraflaş, sürekli ışık, led, hatta sadece pencerenizden süzülen gün ışığını bile kullanabilirsiniz. Gerçekten keyif alacağınız bu fotoğrafçılık türüne hemen başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü zamanla gözünüz göreceksiniz öyle gelişecek ki baktığınız her şeyde bir still life kadrajı görmeye başlayacaksınız. Evet, bu tavsiyelerle bu videomuzun da sonuna geldik. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.